Bugün Pororo ve arkadaşları kitap okumak için Petty'nin evinde toplandılar. Tavşan yavaş olduğu için kaplumbağayla sürekli alay ediyormuş. Sonra bir gün tavşanla kaplumbağa aralarında yarış yapmaya karar vermiş. 3, 2, 1 fırla! Hadi gelsene! Tavşan yarışta önde gidiyormuş. Bir ara durmuş, şu kaplumbağayı bekleyeyim de biraz dalga geçeyim demiş. Ama uyuyakalmış. Tavşan uyurken kaplumbağa azimle yürümeye devam etmiş ve yarışı başardım kazanmış. Ama o anda bile tavşan hala uyuyormuş. Ve son. Aa, çok güzeldi, harikaydı. Ne? Bir tane daha mı? Tamam, bu defa da ben okuyayım. Bu kitapta dinozorlar anlatılıyor. Dinozor? Evet, dinozor. Sen de bir dinozorsun. Kronk, kronk. Pekala, başlıyorum. Uzun zaman önce yeryüzünde çeşit çeşit dinozorlar kronk yaşarmış. Karada yaşayan dinozorlar varmış. Denizde yaşayanlar da varmış. Havadakiler de varmış. Kısaca dünya dinozorlarla doluymuş. Ama hava soğuyunca dinozorlar buna dayanamamış ve yeryüzünden silinip gitmişler. Dünyada tek bir dinozor kalmamış. Bitti. Nasıl buldunuz? Ha? Olacağını sanmıştım. Böyle olacağını hiç düşünemedim. Peki ne yapacağız? Oh. Herhalde başka bir dinozor bulamayız, öyle değil mi? Başka dinozor derken? Oh. Ne? Buldum. Ne? Ne? Gelin toplanın şöyle. Şimdi beni dinleyin. Gördünüz mü? Başka bir dinozor. Kronk. 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 Ben dinozor Pororo'yum. Kronk. Ben de dinozor Lupi'yim. Ben dinozor Pobi'yim. Ben de dinozor Petty'yim. Bu kadar üzülme lütfen Kronk. Biz yanındayız. Kronk, Kronk. Ben de buradayım. Bu robot dinozor gerçekten muhteşem bir şey. Bakın size birkaç numara göstereyim. Şimdi ayağa kalk. Bu defa ön ayaklarının üstüne kalk. Şimdi de tek ayak üstünde dur. Arkadaşlarının yardımıyla Kronk tekrar eski mutlu haline döndü. Ama Eddie bütün gün oyun alanından çıkamadı.